Geliyorum. Nene. Geliyorum. Pardon. Pardon beyefendi. Pardon bakar mısınız? Pardon. Ne yaptığını sanıyorsun? Kimsin sen ve nasıl girdin içeri? Cumhuriyet Savcısı Ilgaz Kaya. Savcı Efe Ekrenaz'ı arıyorum. Buradaydı gördüm. Nerede? Hangi odada? Ilgaz Savcım. Mercan nerede? Mercan mı? Sen mi kaçırdın kızımı? Burada mı kızım? Bir dakika ben hiçbir şey anlamadım ki şu an. Mercan nerede? Ne yaptın kızıma? Konuş söyle. Keşke size yardım edebilseydim. Keşke Mercan kızımız burada olsaydı da onu kendi ellerimizle size teslim edebilseydik. Ama maalesef siz de gördünüz. O yaşta kızınıza benzeyen Mercan olduğunu düşündüğümüz bir kayıt da yok. Ben zaten o zamandan da olaya hakimim. Tüm kurumlarımıza savcılıktan yazı gelmişti. O günden sonra yeni bir çocuk girişi olursa haber vermemiz için. Biliyorum evet. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Efe Savcı'yı göreceğiz değil mi? Tabii ki. Bahçede bekliyor. Evet. Bize anlatmak istediğin bir şey var mı Efe Savcı? Evet. Burada büyüdüm ben. 18 yaşına kadar. Annem, babam kim? Neden buradayım bilmeden. İnsanın gidecek başka bir yeri olmayınca... alışkanlık işte. Yani ben haftada birkaç gün gelirim. Kendim belki de ait hissettiğim tek yer burası. Abisi gibi oldum onların. Yani beklerler beni. Ben de birini beklemek nedir bilirim. O yüzden pek sektirmem. Kimsem de yok. Yani dolayısıyla bir harcamam da. Maaşımdan artan neyse hediye alıyorum. Ama öyle hani torbada getirip rastgele şeker dağıtır gibi vermem öyle. Hepsine özel. Ayrı ayrı ne seviyorlarsa alıp paketlerim. Çünkü yani vicdan rahatlatan iyilik ve gerçek iyilik arasında fark var bence. Öyle el ucuyla yapılmaz. İçtenlikle olur. Evdeki oyuncaklar da doğum günü zamanını beklerler. Ya çaldıkların? Ela'nın kalemi. Ceyda'nın kolyesi. Sen de arıyordun hatta. Çekmecende başka bir sürü şey var. Sadece annem babam değil. Benim hayatımda yakın diyebileceğim kimse olmadı. Yani belki benim yabaniliğimden. Ama yakın arkadaş ne, dost olmak ne ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. O yüzden hayatımda ben hiç hediye de almadım.
başkasına gelen bir hediye olduğunda ben... sanki kendime gelmiş gibi düşünürüm bazen. Yani öyle hayal ederim. Benimmiş gibi. Sonra kendim bile fark etmeden, nasıl yaptığımı bilmeden alıyorum. Tutamıyorum kendimi, durduramıyorum. Çalıyorsun. Macit, bitmedi mi daha? Ya ne bekliyorsun kapında ya? Ya sohbetin en tatlı yerinde kestin. Ya, nasıl yapacaktım yani Merdan? Ya hani şeyden bahsediyorduk, çocuğu kaçıran kadından. Dediğini unutma da. Aslında kendine kocaman bir aile yaratmış, fark etme. Bu çocuklar 18 yaşına gelmeden önce ya da 18 yaşında buradan ayrılıyorlar. Geçici bir aile gibi düşün yani. O da doğru. Ve yine de hırsız. Yaralı bir çocuk. Bir dakika ya. Bu cümlelerin ikimizin arasında yer değiştirmesi gerekmiyor muydu? İnsan yanındakine benziyor zamanla. Ne yapacağız peki? Yani yaralı, travmatik deyip böyle bırakacak mıyız? Yaralıyız diye önümüze gelenin üstünden geçebiliyor muyuz? Ya da böyle bir hakkımız var da ben mi bilmiyorum? Tabii ki hayır, tedavi olacak. Söz verdi, düzenli. Bir daha da çalmayacak. İyi. Bu ilk ifşa oluşuysa belki bir daha çalmaz utancından. Bir şansı daha hak ettiği kesin. Çok çalışması gerektiği de kesin. Bence hala beceriksiz bir savcı. Efendim Merdan dede? Savcı geldim. Hemen bakım evine gelin, tamam mı? Ne oldu, iyi misin? Hatırladı Ceylin. Macit her şeyi hatırladı. Bu musibet kadınmış gelinim. Macit televizyonda seni gördü, hemen hatırladı. Sen köpekle uğraşırken alıp gitmiş. Tamam geliyoruz, geliyoruz. Duydun mu? Macit'i nereden bulmuş? Bilmiyorum ki, aynı bakım evindeler galiba.